LGS'ye son 28 gün hala yeterince süremiz var. Çalışabiliriz, kazanabiliriz. Düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde hedefimizi belirlediğimiz sürece bizden hiçbir hayal, hiçbir lise kaçamaz. İnşallah hepsinde çalışıp kazanacağız arkadaşlar. Günün sözüne bakalım. Arnold Schwarzenegger demiş ki: "Zihnin senin sınırındır. Zihnin bir şey yapabileceğine inandığı sürece başarabilirsin. Kendine %100 inanmalısın." demiş. Gerçekten de çok normal bir cümle söylemiş ama doğru. Eğer bir insan isterse istediğini net bir şekilde gösterirse yani istemek demek sadece istiyorum hayır. İstediğini fiili duasıyla, kavli duasıyla ciddi ciddi gösteriyorsa yani hem Allah'tan istiyor hem de gerçekten bunun için gayret gösteriyorsa o zaman mutlaka mutlaka hayırlısıysa ona bu sonuç gelir, başarır. Ben şu ana kadar da çalışacağım, kazanacağım deyip de başarısız olan bir öğrenci görmedim. Mutlaka mutlaka çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Gün yorumuna baktığımızda masum kız innocent gördüğü ki 120 104 ben almış. Her gün düzenli ders çalışmıyorum ne yapmalıyım? İnkılap derslerini yapamıyorum ne yapmalıyım demiş. Şimdi birincisi her gün düzenli ders çalışmayabilirsin. Yani bazı günler off verebilirsin. Bazı günler mesela atıyorum cumartesi günleri senin dinlenme günü olabilir. Sınava doğru bunu da azaltacaksın tabii ki. Ama her gün her gün çalışacağım diye ısrar edip e, düzensiz çalışmaktansa kardeşim benim cuma günüm tatil günümdür. Cumartesi günüm tatil günümdür. Diğer günler ise mutlaka bunları çalışacağım demen çok daha faydalı olur senin için. İkincisi de şu da çok önemli. Her gün düzenli ders çalışabilmen için ne yapacağını önceden bilmen gerekir. Ne yapacağını bilmiyorsan mesela bak ben şuraya kat çaktırmadan göster bak bunlar benim notlarım. Buraya yazmışım. Şunları şunları yaptı yazmışım. Bu notlarda EBA geri sayım videoları tek tek yazmışım. Bunları önüme alıyorum böyle diyorum ki bunu yapacağım, şunu yapacağım. Bu bak şöyle fazla göstermeyeyim. Böyle tek tek çiziyorum. Ama bu bunlar sadece bir, so, bir saat için yapacağım şeyler. Normal diğer yapacağım şeyleri de ayrıca planlıyorum. Ee, kaç yaşına gelmişim? bak düşünün 87 yıldır öğretmenlik yapıyoruz. Dolayısıyla ben bile düzene uymakta zorlanabiliyorum. Her gün düzenli istediğim yapamayabiliyorum. O yüzden yazıyorum böyle bunları yapacağım bunları bunları. Sizler de hem yıllık bir hedefiniz olmalı. Yani ben işte bu yıl şu liseyi kazanmak istiyorum. Aylık hedefiniz olmalı bu kitapları bitirmek istiyorum. Günlük hedefiniz olmalı ben işte şunları 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 e, bugün pazartesi günü şu kadar soru salı günü bu kadar soru yazmalısınız. Sonra o hedefleri yazdıktan sonra haftalık veya günlük olabilir. Onların yanına böyle dikkat Bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim. Böylece hem yapacağınızı görmek hem de yaptığınızı görmek sizi biraz daha düzenli çalışmaya e, yöneltir. Ama çalışacağım bakalım. Hadi hayırlısı açayım şu kitabı da. Bismillahirrahmanirrahim deyip açarsanız tabii ki çalışırsınız. Ama az mı çalıştınız, çok mu çalıştınız, hiç mi çalışmadınız? Bu sizin kafanızda her zaman bir soru olarak kalır. Dolayısıyla yapacaklarınızı yazın ve onları da mutlaka yapın. İnkılap dersini hiç yapamıyorum ne yapmadım demiş. Şimdi burada şöyle bir şey var masum kız. Innocent girl. İnkılap tarihi dersinde öncelikle Tabii ki şunu bilmen gerekiyor. Üç temel başlık var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı olan milli bağımsızlık, milli egemenlik ve bunları sağlamak için yaptığı milli birlik ve beraberlik. Bir de ikinci dönem konusu olan laiklik ve çağdaşlaşma. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk inkılap tarihi dersini öğrenirken başta bir kahraman doğuyor da neler yapmaya çalıştığını öğreniyoruz. İşte eğitim hayatının, askerlik hayatının sonra milli mücadele başlıyor. Milli mücadele boyunca olayları belli bir düzene sokman lazım zihninde. Yani bir kronolojik olarak ilerlemelisi mesela işte Samsun, Havza, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmesi. Bunlar hatta kodlamalarımız var. Bizim eski videolarımızı izlersen net bir şekilde görebilirsin. Ardından da bu yazdın mesela Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, işte ...Kuay Milliye, Milicim. Bunların yanına bu olayların neyle alakalı olduğunu bu dört başlığa koymalısın. Yani Milli Birlik Beraberlik, Kuvayi Milli'nin birleştirilmesi Milli Birlik ve Beraberlikle alakalıdır. İşte Kuvayi Milliye milli bağımsızlıkla alakalıdır. Meclisin açılması milli egemenlikle alakalıdır. İşte ee, başka ne olabilir ileride? İşte medreselerin kapatılması layıklık ve çağdaşlaşma alakalıdır. Yaşanan her bir olayı, kronolojik olarak yazdığın yaşanan her olayında bu dört maddeden neyle alakalı olduğunu bileceksin. Yani şunu demek istiyorum. Senin önünde ders notların olacak. Ders notlarında ders notların bunlar her zaman önünde duracak. İşte birinci olay Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, işte Amasya görüşmesi böyle gidiyor. Bu olayların yanına da mutlaka bu olaylarla alakalı özetlerin yanına da bu milli bağımsızlıkla alakalı, bu milli egemenlikle alakalı, bu milli birlik beraberlikle alakalı, işte bu laiklik ve çağdaşlıkla alakalı diye notlar alırsan emin ol bunu yap bu, soru bile çözmene gerek yok. Bunu yap bundan sonra her şey aklında kalacaktır, her şey yapabileceksin. Çünkü sorulardaki seçenekler, olaylar, zaten üste verilen bilgiler hep bunların etrafında dönüyor masum kız. Şimdi inkılap tarihi Atatürkçülük dedik. O zaman inkılap tarihi Atatürkçülük kitabımızı sizlere tavsiye edelim. İnkılap tarihi yeni nesil taktikli. Burada da zaten buna benzer bir taktik hazırladık sizler için. Olayları bak, kronolojik olarak dizdik. Burada bu posterlerin arkasına da tabii ki posterlerin üstüne daha doğrusu böyle yapıştırabileceğiniz sticker'lar var. Bu sticker'ları yapıştırdığınız zaman çok net şekilde konuları anlıyorsunuz. Beceri temelli yeni sorular var. Hepsinin çözümü mükemmel bir şekilde uzman hocalar tarafından hazırlandı. İnkılap tarihi için bu kaynağı da sizlere tavsiye edelim. Günün lisesi Nizip Fen Lisesi Gaziantep'te. Gaziantep ve çevresindeki çalışkan öğrencileri, başarılı öğrencileri bekliyor. Temizlediler, hazır. Çalışacaksınız ve kazanacaksınız inşallah. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.